kağıt kalem kullanıyor musunuz not alırken? Evet. Kağıt kalem. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte biliyorsunuz artık tabletler, cep telefonları kullanılıyor genelde not almak için. Ama onlar bazen silinebiliyor ama kağıt kalıcı oluyor. O yüzden kağıt kullanmak her zaman faydalıdır. Kullanıyoruz. Şimdi teknoloji çok geniş gelişti. Artık herkes... Akıllı telefon var diyeceksiniz. Evet, akıllı telefonlardan da faydalanıyoruz. Gerektiği zaman da bazen gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre pek de iyi bir fikir değilmiş aslında akıllı telefonlara, tabletlere not almak. Doğrudur, çünkü bozuluyor, kırılıyor, her an her şey olabiliyor. Şey daha kalıcı oluyor, normal daha kalıcı oluyor. Not alırken kağıt kalem kullanıyor musunuz? Tabii, kağıt kalem gerekli. Teknolojik cihazları mı, kağıt kalemi mi daha fazla tercih ediyorsunuz? Cep telefonu olduğu için, yani telefon anlamındaysa telefonu kullanıyorum ama günlük her an lazım olan bir hesapsa tabii kağıt kalem işimize yarıyor. Not alırken kağıt kalem kullanıyor musunuz? Zaten unutkanım. Tabii kullanıyorum, unutmayayım diye yazıyorum. Kağıt kalem kullanıyor musunuz not alırken? Ben mi? Hiç kullanmıyorum. Teknolojik cihazlara mı not alıyorsunuz genelde? Aynen öyle. Araştırmalara göre kağıt kalem kullanmak kalıcılığı daha fazla sağlıyormuş. Ama şu anda pek fazla kağıt kalem kullanan kişinin olduğunu da zannetmiyorum. Kağıt kalem kullanıyor musunuz not alırken? Evet. Teknolojik cihazlarla nasıl aranız? Uğraşıyorum onlara da kullanmaya. Ancak altyapım yetersiz. Kağıt kalem kullanıyor musunuz? Tabii. Teknolojiyle aranız nasıl? Teknoloji aramız, yani telefon kullanıyoruz ama böyle internettir, böyle WhatsApp'tır, o tarz şeyler biraz bizim yaşımız geçtiği için pek fazla ilgilenemiyoruz yani. Kağıt kalem kullanıyor musunuz not alırken? Her zaman, evet her zaman. Daha mı faydalı olduğunu düşünüyorsunuz tablet ya da cep telefonlarına nazaran? Evet, bana sıkıntı geliyor devamlı cep telefonla uğraşmak, o yüzden. Notlarınızı kağıt kaleme alıyorsunuz. Pazara giderken alacaklarınızı aklınızda tutabilmek için not alır mısınız? Aklımda olur zaten, not almaya gerek yok. Aklımda oluyor. Not almaya ihtiyacınız duyduğunuz zaman da kağıt kalem kullanır mısınız peki? Kullan. Nereye alırsınız notlarınızı? Almanız gerekirse. Elime alırım. Kafiye alırım. Kağıt kalem kullanıyor musunuz? İş yerinde. Onun haricinde kullanmıyoruz tabii. Artık telefonlar kullanılıyor. O şekilde not alıyoruz. Not alırken kağıt kalem kullanıyor musunuz? Bazen kullanıyorum. Çünkü unutkan olduğum için. Teknolojiyle nasıl aranız? Hiç yok. Ondan hiç ilgilenmiyorum. Genelde aklınıza yazıyorsunuz. Unutacağınız zaman. Elime koyarım onu. Kağıt kalem kullanıyor musunuz not alırken? Kağıt kalem yok. Kullanmıyoruz. Genellikle fazla yok. Nereye alıyorsunuz notları? Ya notları genelde bilgisayar, işte artık bu elektronik cihazlar falan çıktığı için artık her şey onlara, bilgisayarda, telefondur yani onlara kaydediyoruz yani. Kağıt kalem kullanıyor musunuz not alırken? Tabii ki. Alışkanlığımız zaman şeyimiz, evet, not alırız mutlaka. Bir kenara yapıştırırız veya işte ne bileyim, tabii not almak güzel bir şey. Evet, kullanıyorum. Cep telefonları ve tabletler şu anda çok fazla revaçta. Herkes not almak için onları kullanıyor. Evet. Sizce doğru mu bu? Ben kağıt kalem kullanıyorum. Ya bence doğru değil yani. Ben öyle düşünüyorum. Not alırken kağıt kalem kullanır mısınız? Mecbur kullanıyoruz. Çünkü akılda bir şey kalmıyor ki. Eskiden her şey akılda kalıyordu. Şimdi sıkıntıdan adını bile unutuyor insanlar. Yani geçim derdi, mecbur bırakıyor. Kağıt kalem kullanır mısınız? Bazen. Genellikle telefonuma not almaktayım. Sizce doğru mu yapıyorsunuz? Bence doğru yapıyorum. Çünkü telefon daha hızlı bir kullanım sağlıyor bana. Kağıt kalem kullanır mısınız peki not alırken? Evet, kullanırım. Teknolojiyle nasıl aranız? Teknoloji de iyi de eski alışkanlıklarımı kaybetmem yani. Kalem kağıt kullanırım. Not alırken kağıt kalem kullanıyor musunuz? Genelde. Teknolojiyle nasıl aranız? Fena değil. Niçin kağıdı kalemi tercih ediyorsunuz? Daha iyi aklımda kalıyor. İlkokul öğretmenim sağ olsun.